üç aynı insandan. Alişan'a geçiyoruz. Alişan evliliğindeki, Alişan'ın eşi, evliliğindeki kara bulutlardan, yaşadıkları cenazelerden, yaşadıkları zor günlerden her şeyi Alişan'ın eşi anlattı ve gözyaşlarıyla belki de ilk defa konuştu. Alişan o dönem içtiği suyu bile haram, sorguluyordu. Değil diyor. Mi ya? Kez konuştu. Alişan'ın evliliğindeki kara bulutlardan kurtulan Buse Varol, Selçuk Tektaş'ın vefatından bugüne gelişen süreci ve hayatındaki tüm bilinmeyenlerini anlattı. 34 beden polemikleri içinde net konuşan Varol'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Alişan ve Buse Varol çifti sorunlarını aşabildi mi? Buse Varol ve Alişan'ın annesinin arasındaki gerilim bitti mi? Peki Buse Varol kendisinin 34 beden olmadığını iddia eden takipçilerine neler söyledi? Alişan ve Buse Varol çiftinin 2018 yılında gerçekleştirdikleri evliliklerinin dönüm noktası Alişan'ın abisi Selçuk Tektaş'ın vefatı olmuştu. Tektaş'ın üzücü ölümü Alişan ve Varol'un evliliğini derinden sarsarken Buse Varol ve Alişan'ın ailesinin arasındaki doğum günü krizi Tektaş ailesini küplere bindirdi. Çekişme devam etti. Son olarak bir şey sorulmaması için bir şey söylemiş. Canım öpüyorum. Hadi sağ olasın. Bu olayların ardından Buse Varol'un annesi Birsen Özgan Dünür'ü, Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'ı ve Alişan'ın merhum kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ı takipten çıkarmıştı. İstenmeyen gelin ilan edilen Buse Varol evliliğini kurtarsa da elçiler arasındaki gerilim devam etti. Magazin gündeminin konuştuğu bu olaylar hakkında birinci ağızdan ilk açıklama geldi. Bir programa konuşan Buse Varol hayatının bilinmeyenleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Evliliğinin ardından oyunculuk kariyerine ara veren güzel oyuncu Türkan Şoray kurallara olduğunu tekrar hatırlattı. Alişan'la geçmişteki evliliğindeki sorunların çözüldüğünü de belirten Buse Varol, sorunlarımızı aştık dedi. Tektaş'ın vefatının ardından yaşadıkları zor günleri değinirken gözyaşlarını tutamadı. Çocuklarım amcasını göremeyecek. Alişan'ın abisinin vefatından etkilendiğini de şu sözlerle ifade etti. Alişan su içerken bile vicdan azabı çekiyor. Herkesin merak ettiği aile gerilimi sorularına da bir sınavdı, geldi geçti diyerek sağduyulu tavrını elden bırakmadı. Buse Varol'un samimi açıklamaları hayatının huzur evresinde olduğunun en büyük göstergesi gibi. Yani yardımsever, çok ince bir insan. Çok ince düşünceli. Çok ince bir gerçekten düşünceli. Öyle ya. Yani her konuda yardımcı oluyor. Sağolsun. Doğru mu? Görüşmek üzere. Benim bedenimden çocuk çıktı. İstersem 100 beden olurum diyor Buse Varol. Buse bu konuya biraz fazla mı takıyor, yoksa Buse'ye hep bunu mu soruyorlar, kaç bedensin? Bence Buse'nin devamlı kilosuna takmışlar. Bir tane hani 34 bedenim dediği için bunu hep ispatlamaya çalışıyorlar. Sen değilsin, bilmem neyse, ona cevap vermek zorunda kalıyor. Dediğim gibi Buse güzel ama bir kız. Ama verdiğimizde de 34 beden gibi durmuyor. Sen de görmüştün. 34 değil sana ama da 34 değil gibi geldi. 36-38 arası. Tamam, bu neyin hırsı? Yani... Ya da böyle mi acaba haber oluyor diye bunun üstünden mi devam ediyor? Ben size bir şey söyleyeyim. Bunlar zor bir süreç geçirdiler karı koca. Gerçekten bayağı kız evlendi. Evlendikten sonra pat diye biliyorsunuz Alişan kardeşini kaybetti. Ondan sonra anne kız kardeş araları bozuldu. Anne kız kardeş diyorum, pardon. Anne görümce mi oluyor? Bozuldu. Görümce değil de. Ne elti. Ha. Hiç bilmiyorum o olayları işte. Ben de işte. O şeyleri bilmiyorum. İki kardeş şey... eşleri neyse elti. Neyse yani eşi, erkek kardeşinin eşi. O yüzden de tabii ne oldu? Her şey Ali Şan'ın sırtına bindi. Sorumluluklar arttı. Beklentiler arttı. Hani orada öldü ama Ali Şan da her şeye sahip çıkacak. Zaten sahip çıkıyor çocuk ama onun da sahip çıkması gereken iki tane evladı evet, ve evliliği sahip var. Sahip çıkıyordu ama tabii kardeşi olunca ay, yanında hani... en azından bir destek oluyordu. Yani yine sahip çıkıyordu. Yine aileye o bakıyordu zaten. Ama en azından bir can dostu. Her yere birlikte ya, gidiyorlardı. Tabii ki. Ama şu anda onu Alişan hala kazandığı paralardan
şeyi, onun menajeriydi ya aynı zamanda karşı. Evet. O parayı hala zaten karısına ve çocuklara zaten veriyor. Hiçbir şeylerini de eksik etmiyor. Ama bu kızın da bir kabahati yok. Şimdi ben de bu adamla evlenmişim. Benim de iki tane çocuğum olmuş. Benim de bir hayatım, kızın, çocuklarımın da yani bir şekilde biz de bir hayatımıza devam edeceğiz. Yani tabii, ne yapabiliriz tabii, tabii, yani? O, tabii ki herkes üzüldü ama acaba bu Buse'den çok fazla şey mi istendi? Yani artık Alişan bütün her şeyi bırakıp o tarafa gidip hani o tarafla mı yaşayacaktı? Hayır, Alişan kendi evine çocukları. Buse bence yapması gerekeni her gayet şey yaptı. Aynen yaptı. Hani bence daha fazlası, hani bizim için tabii dışarıdan konuşmak kolay. Daha fazlası bana göre iş güzellik oluyor. Evet, evet. Yasını da tuttu, eğlenmedi de, dışarıda çıkmadılar. Hani hiçbir şey yapmadı. Yapabileceğini yaptı zaten. Bir yani, şey söyleyeceğim. Alişan'ın da bir şekilde çalışması lazım. Bu çocuk tabii, direkt ailenin direği. Yani bu kadar nereden hani bakarsan 8-10 kişiye bakıyor. Tabii. Kolay bir şey çok değil bugün. Çok iyi anne baba da olmuşlar. Çocukların da gelişti dedim ya size. Çok iyi yetiştiriyorlar. Onlar da bir aile. Onlar da hayatlarına bakacaklar. Ama tabii ki Alişan hiç kimseyi unutacak bir çocuk değil. Değil ama değil. Daha fazlasını yüklemek. Evet. Daha fazlasını beklemek Alişan'a da. Bu sefer haksızlık. De bunların ailesine de çok haksızlık evet, evet, olacaktı. Evet. Aynı bence şu anda taşlar yerine oturdu. Herkes. Buse de 34 bedeni boş versin de işine gücüne bakacaksa işine gücüne baksın. Güzel bir dizide oynayabilir. Ayrıca bir an size bir şey söyleyeyim. Bak yine söylüyorum. Yani şu bana özenip de şu mide ameliyatı da oluyorsunuz. Bir anne yazmış bana mesaj. Kızımla lütfen konuşun, vazgeçirin. Size özeniyor diye. Özenmeyin arkadaşlar. Yani herkes benim gibi iyi durmayabiliyor. Gerçekten obezseniz özenin abiciğim. Ve ben hastalandım yani. Bir de gerçekten obez hayır, şu anda kıvamındaysanız. Evet, obezseniz yani, ben yanlış yaptım. Ben hatamı kabul ediyorum. Bir cahillik yaptım. Siz yapmayın. Burada da bu kız 34 beden olmak zorunda değil. Yani 34 beden olunca da güzel olacaksın diye bir şey yok. Herkese zayıflık yakışmıyor. Bazı insanın suratını yaşlı yapıyor. Yani bu yani yaşlı suratlılar daha yaşlı oluyorlar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yani yapmayın anlıyoruz. Yani bence. Bence yapmayın. Bu kız da gayet güzel bir kız, yakından gördüm. Yani gözleri kocaman kocaman, renkli, makyajsız, cildi bence duru bembeyaz. Güzelliği var. Çok değil da mi? Güzel bir kız. Yani. Evlilikleri de çok güzel gidiyor. Onları rahat bırakmak lazım. En güzeli bu. En büyük şey. Zaten kötü günler yaşadıklarını. En büyük hatası Alişan'ın olması. Ben sana bir şey, Alişan çok iyi bir eş bence ya. Bence iyi bir eş. Sadece fazla mesela benim kocam çok fazla böyle yapışık yaşasa ben zaten mümkün değil. Bende hiç yok öyle bir şey. Nasıl yani? Yani? Sen 7-24 birlikte yaşıyorsun Tolmay'la, nasıl aileye yapışık yaşasın? Aileye çok yapışık yaşasın. Bende öyle bir şey sen yok. Sen sana yapışık. Evet. Ben olması gereken yere yapışık olmasın şey yapıyorum. Yani ben de dışarı tapusu bende diyorsun. Aile anne baba çocuktan oluşuyorsa. Çekirdek aile. Çekirdek aile. Sözlük karşılığı neyse ben oraya yapışık olmasını doğru buluyorum. Öbükler de ailesi, annesi babası ziyarete gider. Bayramda, seyranda hep Mustafa beraber Tolman süper. En son ailesini ne zaman gördü gitti? Bilmiyorum hayatım, gidip geliyor yani o Hatay'a. Gidiyor mu? Gidiyor tarlasına. Traktörüne biniyor, geziyor, geliyor. Peki, evet. O dönem çok zor. Tolmanın bize birer dönüm taht, şey, arazi sözü var ona göre. Şimdi